Dolar şu an ne kadar biliyor muyuz? Valla dolarla bilgimiz yok kardeşim, esnafız biz de. Gidelim. Şu an ne kadar biliyor muyuz? Yine var şu arkadaşlar. Gidelim abi. Berabersek yaparım. Ya berabersek konuşacağız oğlum. Gel bunda utanacak bir şey yok. Gel şuraya. Dolar ne kadar şu an? Oo, hiç bilmiyorum abi. Hiç bilmiyorum valla. Ülkenin yanlış yönetiminden kaynaklanıyor. Çünkü neden? Ayakkabı değiştirir gibi Merkez Bankası'nın başındakini değiştirirsen, yanlış politikalarla sen elindeki üretimi durdurursan ne olacak? Ülkenin yanlış yönetiminden bu. Şu anki az bir aşağıya düşer, 8'lere iner. Ondan sonra yine yükselir. Çünkü bu politikalarla olmaz. Güven yok ülkede. Hani her gün farklı farklı olaylar oluyor. Bir gecede her şey değişiyor bu ülkede. İstikrar yok. Ondan yükselir. Merkez Bankası başkanını görevden alır. Ondandır. 2 sene içerisinde 3 tane Merkez Bankası'nı görevden alırsanız Merkez Bankası'nın kasası boşalmış. Eksi 45 milyar rezerv olduğu söyleniyor. Pandemi var. 1-2 ay böyle olur belki ama sonuçta yine yukarıya doğru gider. Belki 10, 12, 15, 20. Aa, haberde 3 lira 50 kuruş. Onu ne yapacak? Adam yarım doların fiyatını söylüyor. Buraya geliyor müşteri. Tam doların fiyatını duyunca şok oluyor. Nasıl oluyor bu? Türk lirasının değeri kalmıyor. Bu bir. Değersiz bir madeni bir paraya döndü. Devletimizin bile yurt dışına olan borçları da dolar üzerinden. Ama gel gelelim diyorlar ki halka dolarla işimiz yok diyorlar. Yükselir. Bunun önüne geçemezsiniz. Bizim için doların yükselmesi veyahut da alçalması değil. En önemlisi bizim Türk lirasının zarar uğramaması. Geliri yani daha iyi olan insanlar var mesela. Türk lirasından çok sağlam gelirleri elde ediyor. Bunlara sen doları sorduğunda adamın umurunda bile olmaz ki. Çünkü Türk lirası olarak çok sağlam gelirlere sahip. Ama sen bir garibana sokakta yaşayan insan yok diyorlar ya. Sokakta yaşayan milyonlarca insan var. Bir de onlara sorsanız ya dolara. Öyle oldu. Günü saat 2'de faiz arttırımı oldu. Onun etkisi olabilir mi? 20 bin dolar alacaktım cuma günü. Pazartesi bekledim. Almadım. Keşke alsaymışım. Kaybım 10 bin lira falan. Daha önceden de iyi gitmediğine delalettir. Bugüne kadar fren yaptı ekonomiye. En az 3-4 ay önceki yapan frenlerin mesela Merkez Bankası'nın başkanlığının değişmesi. Bunlardan kaynaklı şu anda tekrar ekonomi biraz kötüye gittiği için hepsi yukarı tekrar eski şeyine geldiler, seviyesine geldiler. 8 küsur olmuş ya. Abi ekonomi zaten her türlü kötüye gidiyor. Olacak veya edilecek bir şey yok, anlıyor musun? Faiz oranlarını düşürelim diye cevapla şeyini alınca mecburen bu iş böyle oldu yani. Patlama yaşandı bir. Zengin olan bir anda zengin oldu. Yine gariban yine bir şekilde garip yani. 7.85. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı görevden alındıktan sonra piyasa yükseldi. Gider mi böyle yani, yükselir mi? Bir 10-15 gün gider sanırım. Dün gece baktım bir saat öncesinde 7 küsürdü. Şu an daha bir saat önce baktım yeniden 7'ye düşmüş. Bence bu kadar yükselmesinin sebebi zaten ülkede bir üretim yok. Doların azalmasını gerektirecek hiçbir durum yok. Dış borçlar zaten almış başını gitmiş. Ayrıyeten İstanbul Sözleşmesi ile birlikte Avrupa'ya tek taraflı olarak sen feshedemiyorsun. Uluslararası sözleşmeler böyle. Hani kendi bildiğini okumak, sokak ağzı gibi hareketler yaparak ülke yönetmekten kaynaklı bence. İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz bu çok güzel oldu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı gerçekten de biz severiz. Yani baş tacıdır. İstanbul Sözleşmesi gerçekten de çıktığımız çok güzel oldu. Buna ben şeyim yani.